Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. 3 aydır video çekemiyordum. İstanbul dışındaydım. Geldim umarım bundan sonra daha düzenli video çekebilirim ama güzel bir kitapla geldim. 19. yüzyılın büyük romanı Fyodor Dostoyevski'nin başyapıtı. Kabul edilen suç ve cezası 19. yüzyılı çok etkilemiş. Bir sonraki dönemleri de çok etkilemiştir. Hatta Zülfü Livaneli Türk yazarlarını en çok etkilen edebiyat Rus edebiyatıdır der dönemin çok iyi yazarları var. Tolstoy var, Turgenev var, Çehov var ve Dostoyevski de onların arasındaki büyük bir yazar. Birazcık onlardan farklılaşıyor. Daha yoksulluk içerisinden gelme, İran mangasından kurtulmuş bir adam, kumar borçları yüzünden kitap yazan bir adam ve birazcık insanın aşağılık yönünü daha çok belirginleştiren bir yazar. Kendisi Tolstoy için ve muhtemelen yani Türgenyev için de yani öyle mahallik kitap yazmak çok kolaydı gel bakalım bir de benim gibi yokluğun içerisinde yaz bakalım gibi bir lafı var diyeyim. Ee, ve Cemal Süreyya'dan Dostoyevski ile ilgili bir yorum söyleyeceğim. Bir TRT verdiği bir röportajda diyordu ki Cemal Süreyya 17 yaşında ilk defa Dostoyevski okudum. O günden sonra da hiç huzurum kalmadı diyor. Ben de yer notları okuduğumda bayağı huzursuz hissetmiştim. Hatta ne suç ve ceza ne kumarbaz ne karamazov kardeşler yer altından notların bence yanına bile yaklaşamaz. Çok etkilenmiştim ve çok depresif hissetmiştim ama gerçekten insanın iç yüzünü, kendi karanlığınızı çok güzel, en iyi anlatan kitap bence diyebilirim. Devam edelim şimdi biraz. Kitap ne anlatıyor? Suç ve ceza Raskolnikov'un hikayesi. Onun zihnine giren bir düşüncenin nasıl cinayete dönüştüğü, onun ardındaki buhran, pişmanlık, panik ataklar, devamındaki insan ilişkileri ve itirafına ve hatta cezaevine girdiği zamana kadar olan süreci anlatıyor. E, suç ve ceza neden bu kadar ünlü bir kitap sorusunun sanırım ilk cevabı ilk böyle bir katil, böyle bir psikopat, böyle bir Amerikan psycho kitaplarından bir tanesi, ilk kabul ediliyor diyebiliyorum. E, dolayısıyla da bu bakımdan ünlü ama tabii ki Dostoyevski'nin yaptığı güzel bir şey var. Biz kitapta katilin kim olduğunu daha ilk başta öğreniyoruz. Ve hiç merak etmiyoruz. Aslında kitap ortaya katili değil, katilin iç görü yapmaya çalışmasını, iç dünyasını, buhranını, psikolojisini anlatıyor. Ve Raskolnikov aslında edebiyat tarihinde bir anti karakter olmasına rağmen okurken en çok sevilen anti karakterlerden bir tanesidir. Ona karşı böyle büyük bir antipati beslemezsiniz. Hatta kitabın bazı yerlerinde kendinizden bile bir şeyler bulduğunuz için sempati dahi besleyebileceğiniz yerler var. Bir katil olmasına rağmen diyeyim. Kitabın başında ne diyor Raskolnikov? Cinayet işlemek ha. Ya meğersem yüreğim ne kadar kirliymiş diyor. Bunun aklıma gelmesi bile çok şaşırtıcı diyor. Aklıma Hacı Bektaşi Veli geldi. Ne diyordu? Size iki tane vasiyet bırakıyorum. Bir, sofralar kurun, aç insanları doyurun. İki, kimsenin içindeki canavarı uyandırmayın. İşte toplum eşitsizliği, Raskolnikov'un geçinememesi, kız kardeşinin sevmemesine rağmen sadece geçinebilmek için ya, e, yanlış bir adamla ev, sevmediği bir adamla evlenmesi, işte annesine para gönderememesi gibi gibi geçim dertleri toplum eşitsizliğini ideolojik olarak e, toplumun eşit olması gerektiğini Raskolnikov'un hakkına sokuyor ve ben diyor gidip bir tefeciyi öldürürsem çünkü o başkalarının eşyalarını alıp pahasının altına çok daha altına paralar veriyor. E O zaman bu kadın suçlu. E ben gidip o suçluyu öldürürsem o zaman bu düzeni değiştiririm diyor. Daha iyiye götürürüm dünyayı diyor. En azından böyle bir fikri var. Bunu nerede görüyoruz? Bunu e, hukuk öğrencisiyken yazdığı makalede anlayabiliyoruz. Makalede diyor ki iki tip insan vardır. Bir tanesi süper insanlar. İkincisi normal insanlar. Süper insanlar e, gerektiği zaman e, karşılarında büyük bir güç olsa da doğruyu doğru düşündüklerini suç bile olsa yapmakta kendilerini hak bulurlar ve pişmanlık duymazlar diyor. Bunlar diyor diğer herkesten ayrışmış insanlardır. Mesela Napolyon örneğini veriyor. Napolyon kimseyi öldürürken bir pişmanlık duymadı. Bununla bir, bir, üzüntü çekmedi ama daha büyük bir ideali vardı diyor. Ya da Newton örneği güzel bir örnekti. Newton'ın karşısına geçseler ve hayır sen bu fizik kurallarını ispatlamak için bunları bunları yapamazsın deseler ve Newton gidip bu insanlara zarar verse, katletse bu Newton'u haklı çıkartır diyor. Çünkü süper insanlar kendilerinde bu hakkı bulurlar. Çünkü dünyamızı değiştirirler diyor. Ve Raskolnikov içinde aslında bir süper insan olduğunu düşünüyor. Bunu yazmış kişi hiçbir zaman olağan bir insan olamaz. Normal olamaz. Normal insanlar ise onlar normaldir. Tabiatları gereği böylelerdir. Üzülmelerine gerek yok. Kendi tabiatlarını yaşamaya devam edeceklerdir. Ama sıradan kalmaya devam edeceklerdir diyor. İşte egosuyla nasıl çarpışıyor ve egosuna nasıl kendisini yukarıda görmeye çalışıyor. Dostoyevski bunu Raskolnikov'un ağzından bir makaleyle anlatıyor. Bu konuya tekrar geri geleceğim deyip devam edeyim. Şimdi Raskolnikov tefecinin evine girer, bir plan yapar ve onu baltasıyla öldürür. Aslında buraya kadar her şey Raskolnikov'un planladığı gibidir. Henüz iz bırakmamıştır ve suçlu bir kadını öldürmüştür. Eşyalar alacak, gidecek, satacak, parasını alacak. Hayatına pişman olmadan devam edecektir. Ama tam o sırada bir görgü tanığı oluşur ve eve gelen birisi olur. Mecburen onu da öldürmek zorunda kaldığı an Raskolnikov'un psikolojisi artık bayır aşağı inecek ve büyük bir pişmanlık, büyük bir vicdan azabı beslemeye başlayacaktır. Panik atakları, buhranları, uyuyamamaları, mide bulantıları hep bundan sonra göreceğiz. Çünkü o düşünce kafasına girip onu kemiriyor, bitiriyor. Raskolnikov cinayete alışacağını düşünürken e, bir de şöyle bir şey der. Siz diyor eğer utanmaz olursanız diyor, herkes sizden korkar. Ne zaman ki dürüst ve namuslu bir insan olun, balta ya da silah ilk size çevrilir, ilk sizin kafanıza vurur diyor. Böyle olmamak için belki de ilk yolu tercih etmesi gerektiğini düşünüyor. Kendisine de bunun zaman içerisinde ikna ediyor. Şimdi ama böyle öyle olmuyor. Dediğim gibi bir bir şahidi de öldürdüğü için pişmanlık artıyor. Cinayetten sonra itirafına kadar geçen sürede Raskolnikov birçok kişiyle temas ediyor. İşte kız kardeşiyle, annesiyle, arkadaşıyla, savcıyla, Sonya ile e, diyalogları var. Kendisi psikolojisini zaten okuyabiliyoruz. Ancak itiraf etmeye geldiği anda artık dayanamıyor ve ilk Sonya'ya bir hayat kadını olan arkadaşına açılıyor. Sevdiği bir kadın olduğunu da düşünüyorum. Ee, neden bir hayat kadını tercih ediyor acaba diye düşünelim Raskolnikov. Çünkü kendisi artık bir katil ve toplum tarafından dışlanmış bir kişi. Kendisini toplum dış, toplum dışı edilmiş bir kişiye açıyor. İşte iki yaralı beden aslında birbirlerine dönerek birbirlerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Oradan umut besliyorlar diyelim. Ee, Raskolnikov kendisine ceza vermeyi isteyen bir karakter. Bunu Dostoyevski özellikle yapıyor. Bu kendisine de bunu yapıyor olabilir. Çünkü yeteri kadar hayata suçlu olduğunu düşünüyor bir defa. Suçluluklarına kadar yeteri kadar bir ceza alamadı deyip kendi cezasını kendi kesip girip hapis yatıp huzur bulacağını bence e, bilinç dışında düşünüyor. Ve hatta kendisi de söylüyor zaten. hani Girdikten sonra hapse bir huzur hissettim. İlk defa bir huzur hissettim diyor. Dostoyevski bunu zaten hikayelerinde hep yapar. Şimdi ee, kitap ne anlatmaya çalışıyoryu biraz e, anlatmaya çalışayım. Ben de başka yazarları, başka düşünürleri okudum. Ee, başka YouTube'da videolar izledim. Onlar daha güzel anlatıyorlar. Dinleyebilirsiniz. Ee, Bahar Feyza'nı dinledim. Yani sanırım Aytu Akdoğan'ı dinlemiştim. Bir defa vicdanı anlatıyor. Dostoyevski 19. yüzyılda o zaman vicdan konusu bu kadar işlenmemişken, tabii ki günümüzde 150 sene sonra durum böyle değil ama yani o gün o kadar işlenmemişken çok güzel vicdan muhakemesi yaptırtmayı hiç görüyor. Anlatıyor. Freud zaten onun için benim gittiğim duraklara benden önce gitmiş uğramış bir kişi diyor ve psikanalizin temelini aslında Dostoyevski'den esinlendiği fikirleri koyuyor olduğunu düşünüyorum. Bir iş yapmadan önce planlıyorsun ediyorsun sonucunu düşünüyorsun ama işler tahmin ettiğin gibi olmuyor. O yüzden dikkatli planla gibi bir şeyi veriyor Dostoyevski. Bir yerde okumuştum insanın iki büyük hatası vardır yazıyordu. Bir tanesi ya hiç düşünmeden bir şey yapmak ya da çok düşünüp hiçbir şey yapmamak. E sanırım Raskolnikov'un aslında hiç düşünmeden bir şey yaptığını görüyoruz. Peki başka ne anlatıyor? Aslında e, bence itirafıyla beraber yaşadığı üzüntüdeki alt anlama bakmamız lazım. Raskolnikov neden üzülüyor? Aslında süper insan olmadığı için üzülüyor. Kendisini ego olarak oraya koymuştu. O onun için bir idealdi. Ancak pişmanlık çekti. Büyük bir buhran yaşadı. Süper insanlar bunu yaşamazdı. O yaşadı ve süper bir insan değil bu onun egosuna vurulmuş büyük bir hançer ve buradan dolayı en büyük acıyı çekiyor. Birini öldürdüğü için değil. Şimdi, e, o zaman ne diyor Dostoyevski? Ya olmak istediğimiz adamla ideal kurguda yaptığımız adamla olduğumuz adam arasında bir fark var. Bu farkı kapatabilmek için açtığımız çizgiler bizi günün sonunda bakın mutsuz edebilir. Dikkat edin. Kendi tabiatınızı anlamaya onu kabul etmeye çalışın. Kabulde daha büyük bir huzur, mutluluk vardır demeye çalıştığını düşünüyorum. Raskolnikov bize şu soruyu sorar. Olmak istediğimiz adama vararak, olduğumuz adamı harcayarak kendimize adaletsizlik yapmış olmaz mıyız? Kendimize karşı suç işlemiş olmaz mıyız? Ve günün sonunda cezayı belki biz kesmek zorunda kalırız. Bence böyle olmayalım diyor olabilir Dostoyevski Raskolnikov'un ağzından. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Suç ve ceza ile ilgili yorumlarınız varsa yazarsanız memnuniyetle okurum. Ben de cevap yazmaya çalışırım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.